Merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bilgi Sarmal AYT Matematik soru bankasından trigonometrik denklemlerle ilgili harika bir sorunun çözümünü birlikte yorumlayalım sevgili gençler. Sinüs 3x 1/4 denkleminin 0 360 aralığında kaç tane kökü vardır diye soruyor. Şimdi burada 0 ile 360 x'tir arkadaşlar. 0 ve 360'ı yazalım. 360 derece yerine aynı zamanda 2 pi de yazabilirsiniz. Benden 3x'i istiyor. O zaman burayı 3 ile genişletiyorum. 3x 3 çarpı 2'den 6 pi olmuş oluyor. Peki sinüsü 1 bölü 4 olan özel bir açı yok. O zaman birim çemberde bunu göstermiş olacağım arkadaşlar. Birim çemberde çözeceğim. Bu x ekseni kosinüs eksenidir. y ekseni sinüs eksenidir. Ben birim çember bir tane çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane birim çember çizdim. Burası 2 pi şu anda geldik. Bir tur attık. Peki sinüsü 1 bölü 4. Sinüs 30 1 bölü 2'dir sevgili gençler. Sinüs 30 derece 1 bölü 2. 1 bölü 4 1 bölü 2'den daha küçük. Demek ki 30'dan daha küçük bir değer için böyle sinüs değeri vardır. Aynı zamanda ikinci bölgede de değer alır. Dolayısıyla Bakın bir tane değerimiz burada kök. Bir tane de kök burada. 2 pi de 2 tane değer oldu. Ben şimdi bunu bir tur daha attırırsam. Yani şöyle bir tane birim çember daha bir tur attırırsak. Yani 4 pi olunca o zaman 2 kök daha geldi. Peki 6 pi'ye kadar gideceğim. O zaman bir tur daha attıracağım buna. Şöyle bir tur daha attığımda 6 pi olmuş olur. Yani burada da 2 tane kök daha geldi. O zaman toplam kök sayısı 3 adet burada var. 3 adet de buradan geldi. Toplamda 6 tane kök vardır. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.